ülkemizin en eski içecek markalarından biri olan ve Manisa Alaşehir'den natürel olarak çıkan Sarı Kız maden suyu ilk olarak 1960'lı yıllarda analiz edilmiş. Testler sonucunda sağlığa yararlı olduğu öğrenilen Sarı Kız maden suyunun o günden sonra seri üretimine başlanmış. Sarı Kız, Alaşehir'in ekonomisine en çok katkıda bulunan firmalardan bir tanesi. Bir sizden dinleyelim lütfen Sarı Kız'ı. Sarı Kız maden suyunu 2008'den bu yana biz işletiyoruz. Belediyeden ihaleyle biz aldık, işletiyoruz. Evet. 2008'de fabrikaya aldığımız zaman 700 metrekare kapalı alan ve eski bir makine parkuru ile çalışıyordu. Biz 2 yıl zarfı içerisinde saatte 50 bin şişe üretim yapan ve dünyanın son teknolojisi olan bir makine parkuru kurduk. Ve bununla beraber 5000 metrekare kapalı alana ulaştık. Yani Sarı Kız'ı 700 metrekareden 5000 metrekareye ve son sisteme siz çıkardınız. Çıkardık. Modern üretim tesislerinde son derece hijyenik koşullarda üretilen Sarı Kız maden suyu, bölge ekonomisine önemli oranda katkı sağlıyor. 50 kişilik bir çalışanımız var. Bunu da tabii 4 ile 5 ile çarparsak 200-250 kişi gibi ulaşıyor. Yani küçük bir ilçe olmasına rağmen iyi bir istihdam. Bu önemli bir şey. Evet, bu da güzel bir şey inşallah şehir için. Mide, böbrek ve akciğer hastalıklarına karşı yararlı olduğu kanıtlanan Sarı Kız maden suyu şifalı su ruhsatına sahip. Şimdi biz hep kısadan soda deriz. Ama nedense bütün maden suyu üreticileri hayır biz soda değiliz biz maden suyuyuz diyor. Acaba vatandaşı bir aydınlatır mısınız? Soda ile maden suyunun farkı nedir? Maden suyu yer altından çıkan minerallerle ve karbondioksit gazı ile beraber tamamen doğal olandır. Evet. Soda ise suya eklemelerle yani gaz basılarak üretilen bir yapay sodadır yani. Bizim sodamız değil, maden suyu. Sarı Kız Maden Suyu İşletmesi'nin yönetim kurulu başkanı Rıdvan Barik, dünya içecek sektöründeki yenilikleri yakından takip ettiklerini belirtiyor. Sarı Kız'ın bir takım ürünleri var. Ama bu ürünlerden bir tanesi var ki gerçekten dünyada bir tek sizin ürettiğiniz bir ürün. Evet, kahve aromalı maden suyu. Yaklaşık bir yıl oldu ürettik bunu da. Yeni bir ürün. Türkiye'de ve dünyada, henüz dünyada da olmadığını zannediyorum. Yani araştırmamıza göre dünyada da yok böyle bir ürün. Dünyada bir tek siz mi yapıyorsunuz? Sadece biz yapıyoruz yani. Bunu Sarı Kız maden suyu yapıyor bunu. Peki nedir bunun farkı? Yani nereden aklınıza geldi? Birinden mi ilham aldınız yoksa hani Ar-Ge'niz mi buldu bunu? Hem Ar-Ge çalışması yaptık hem de kahvenin yanında maden suyu içilir veya su içilir. Biz de bundan esinlenerek kahve aromalı maden suyu üretmeye karar verdik. Arkadaşlarımızla beraber buna karar verdik, ürettik. Nasıl gelen tepkiler? Yani çok güzel, tepkiler çok iyi. İşte zamanla oturmasını bekliyoruz. Peki en çok kim talep ediyor kahve aromalı maden suyunu? En çok Orta Doğu'da, Arap ülkelerinde daha çok tercih ediliyor bu. Türkiye'de de inşallah yavaş yavaş oturacak yani. Yurt içi pazarında önemli bir marka olan Sarı Kız maden suyu yurt dışına da ihraç ediliyor. Şimdi bir takım burada boylar var gördüğüm kadarıyla çeşitleriniz var. Her ülkeye farklı standartlarda, farklı ölçülerde mi gönderiyorsunuz yoksa sizin klasik standartlarınız var ve bunları her ülkeye mi gönderiyorsunuz? Evet, klasik standartlarımız var. Hepsi 250 ton boş şişe. 8 meyveli çeşitimiz var. Bir de sade ürünümüz var. 1 litrelik olarak ürettiğimiz maden suyumuz var. Bir de yeni 2011 yılında üretimine başladığımız, daha doğrusu 2012'de daha iyi bir makine parkuru kurarak limonata üretimine de başlayacağız. Rıdvan Bey, 8 değişik çeşitte maden suyu üretiyorsunuz. Acaba bu çeşitler arasında neler var? Bunların içinde C Plus var, limon var, elma var, vişne var, çilek var, nar var, tropikal var. Evet, son üretiminiz kahve aromalı maden suyunuz var. İhracat yapılan ülkelerdeki soda içme alışkanlıkları değişmekle beraber maden suyu tüketimi dünyada giderek artan bir trend haline geliyor. İhracat yaptığınız ülkelere baktığınız zaman hangi ülkeler daha çok ne tarz maden suyunu tercih ediyor? Tabii öncelikle sade daha çok tercih ediliyor ve yeni nesilinde meyve aromalı maden suyuna tercih daha çok olduğu için meyve aromalı maden suyu da sade gibidir. Onun satışıyla aynıdır yani. Rıdvan Bey, şöyle diyebilir miyiz o zaman? Türkiye'de özellikle bizim damak tadımızda en çok sade maden suyu, sonrasında meyveliler geliyor. Ama yurt dışı için galiba meyveliler biraz daha önde değil mi? Evet, yurt dışında daha öncelikle meyve aromalı geliyor. Sarı Kız maden suyu firmasında değişen yönetim anlayışı ihracat oranlarına da yansımış. Biz Sarı Kız'ı 2008'de alırken sadece ihracat olarak yanılmazsam 3 veya 4 ülkeye ihracat yapılıyordu. Şu an 2011'in sonu itibariyle yaklaşık 22 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bunlar Amerika, İngiltere, Azerbaycan olarak ve Orta Doğu ülkeleri olarak. Peki efendim, ürettiğinizin ne kadarını ihraç ediyorsunuz? Yaklaşık üretimimizin %10'u kadar ihracat.
üretimimiz. Ama tabii bunu inşallah 2012'de daha da yükseğe çıkaracağız yani. Bunlar reel rakamlar tabii değil mi? Reel rakamlar, evet. Şu anki reel rakamlarımız %10. Peki ihracatta bütün ürünlerinizi gönderiyor musunuz? Yoksa özellikle tercih ettiğiniz ürünler var mı? Yok, bütün ürünlerimizi de gönderiyoruz yani. İhracat rakamlarını her geçen gün arttıran Sarı Kız Maden Suyu, Avrupa içecek piyasasına ise iddialı giriyor. Sarı Kız'ın Avrupa'daki durumu nasıl? Şu an yaklaşık Avrupa'da 3 ülkeye, yani İngiltere, Romanya ve Fransa'da fuarımız vardı, Ciel'de. Orada bir bağlantımız olmuştu. Bizim Anuga'da fuarımız var, Almanya Köln şehrinde. Bütün Avrupa ülkelerine ihracat yapmayı hedefliyoruz. Acaba bayilik veriyor musunuz Avrupa'ya, verecek misiniz? Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Bayilik vereceğiz yani, olmayan ülkelere tabii, o olan ülkelere vermeyeceğiz de olmayan ülkelerimize bay vereceğiz. Özellikle Avrupa'dan sizden bayilik almak isteyenler firmanızla bağlantıya geçebilirler değil mi? Biz kendilerine ulaşırız yani. Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Barik'in amacı Sarı Kız Maden Suyu'nu daha da ileri götürebilmek. Önümüzdeki dönem için hedefleriniz nelerdir? Sarı Kız'ı nerelere taşımayı düşünüyorsunuz? Önümüzdeki yıllar için daha çok ihracat yapmayı hedefliyoruz ve şu anki rakamlarımızda, yani şu anki satışlarımızın daha da üstüne çıkmayı hedefliyoruz.